Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda gün boyu, sonrasında gece boyu gerilim hiç eksik olmadı. Tasvip edilmeyen, beklenmeyen, istenmeyen anlar, görüntüler yaşandı. Önce AK Partili ve DEM Partili vekiller arasında bir bağırış çağrı, sonrasında yumruklu bir hadise, kavga meydana geldi. Sonrasında gece MHP'li ve İYİ Partili vekiller arasında bir arbede. Bunun dışında birbirleriyle küfürleşenlerin olduğu iddiaları da yine kürsüden seslendirildi, dillendirildi DEM Partili bir vekil tarafından. İşte meclisin o tansiyonu yüksek anları. Mesai uzadı, vekiller gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalıştı. Taraflar değişti ama gerilim hiç eksik olmadı. Gerginlik vergi kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaşandı. Önce AK Partili ve DEM Partili vekiller genel kurulda birbirlerine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Kavganın fitilini DEM Partili milletvekilinin AK Partililere hedef alan sözleri ateşledi. AK Parti sıralarından tepki sesleri yükseldi. CHP'li vekiller araya girdi. DEM Partili Ali Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmak istediler ancak tartışma daha da büyüdü. Yumruklar peş peşe geldi. Bozan arbede sırasında yere düştü. Vekillerin araya girme çabası kimi zaman sonuçsuz kaldı. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Ancak genel kurulda gerilim bir an olsun eksilmedi. Tansiyonun yükseldiği bir başka tartışmada MHP ve İyi Partili vekiller arasında oldu. Kürsüde bu kez İyi Parti'nin önergesi adına söz alan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu vardı. Partisinin önergesi reddedilince her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz diyerek tepki gösterdi. AK Parti ve MHP sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Gerilimin artması üzerine Meclis Başkan Vekili Bozdağ 15 dakika ara verdi. Ancak bu da tansiyonu düşürmeye yetmedi. Türkoğlu yerine geçtiği sırada Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la arasında tartışma yaşandı. O tartışma arbedeye dönüştü. Muhalefet vekilleri ve iktidar milletvekilleri araya girdi. Türkoğlu bazı vekiller tarafından genel kurul salonundan çıkarıldı. İyi Partili isme iç tüzük gereği sükuneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarma cezası verildi.